Abi Tottenham evimizde, Ajax deplasmanda, PAOK evimizde, AZ Alkmaar deplasmanda, Kiev evimizde, Malmö Ay evimizde, Malmö Elfsborg dışarıda, dışarıda. Elfsborg evimizde, RFZ, Riga futbol Şey, kulübü Belarus. Hayır, zor deplasmanlara gidecek ama. Letonya mı? Riga ya. Zor deplasmanlara gidecek. Riga sanki eleme oynamıştı onlarla, o takım. Evet. Şey geldi, Hapoel Tel Aviv'e. Oktay abi, puanlama yapıyoruz. Tottenham evinde Galatasaray. İlk evet. Maç bile değil i̇lk mi? Maç, İlk maç değil, belli değil o. Kabaca. Değil mi? Belli değil. He. Vallahi şu anki performansıyla Tottenham formda, İngiltere Premier Ligi'ne de iyi giriş yaptı. Geçen hafta Everton'ı farklı yendi. İyi bir takım. Zor maç olur. Çok zor. Şu halde hemen yener yani şey Galatasaray'ı. Yapma ya. Yener Galatasaray'ı. Galatasaray tamam yener. 0. Ajax deplasman. Ajax sıkıntı. Neden? Ajax da lige kötü başladı. Ajax eski Ajax değil. Ve geçen ondan önceki hafta mağlubiyetle Geçen seneden beri Benim izlediğim bir maç var şeye karşı. PAOK ya da Panathinaikos maçları. Yunan tam Ligi'ne de hatırlamıyorum. bakıyorsun, değil Yunan mi? Ligi'ne, Avrupa Ligi'nde oynadı. Ajax'ıydı. Ajax işte maçları Biraz izledim. verelim. Yani Ajax'ı o döneme doğru form tutabilir, yenebilir. Galatasaray mı? Ajax mı yener Galatasaray? Galatasaray yenebilir. Ya Galatasaray'da. Yenebilir Galatasaray. PAOK içeride. Bu çok zor maç. Bak PAOK takımı Manyak maç. Şey gibi yani inanılmaz. Eğer dediğin gibi şeyin Rasim'in deplasmanda Selanik'te oynasaydı. Olsaydı bir seyirci atmosferi var. Tabii. Fena. Ama PAOK takımı her an her sonucu alabilecek bir takım. Çok tehlikeli bir takım. Ben PAOK takımını geçen seneden beri takip ediyorum. Neden? Saldırgan takım. Fatih Hoca orada çalıştığı için veriyorlardı burada maçları. Evet. Sonra çok ilgimi çektiği için hep takibi aldım. Evet. PAOK takımı her sonuç çıkabilir yani. Bir şey söylesem puan. Bir puan alınırsa çok iyi. Bir puan dedi. AZ Alkmaar deplasman. Hollanda takımlarını AZ Alkmaar her sene çıkış yapıyor gibi görünüyor. Daha sonra belli bir seviyeye geliyor, orada duruyorlar. Evet abi. AZ Alkmaar takımı bu dönemlerde Galatasaray form tutar. Galatasaray takımını orada da yener. Galatasaray 3 puan. Dinamo Kiev içeride. Dinamo Kiev maçları yine bu savaşlardan dolayı problem yaşıyor. Kadro kalitesi oraya oyuncular gitmiyor Ukrayna'ya. Evet. Ve hocalar da gitmiyorlar. Ve orada çok büyük bir handikap var. Hatırlar mısınız Dinamo Kiev'i 2 sezon önce İsmail Kartallı Şampiyonlar Ligi eleme maçı vardı. Evet. O zaman savaş daha yeni çıkmıştı. Yeni. O Dinamo Kiev değil. Evet, daha da kötüye gitti. O Ve yüzden o Dinamo Galatasaray Kiev'i yener. yener. 3 puan Galatasaray. Malmö İsveç. deplasman. Malmö İsveç Ligi'nde çok iyi gidiyor. İsveç Ligi'nde İsveç Ligi'nin en kaliteli şu an takımlarından bir tanesi diyebilirim Malmö. Evet abi. Çok efektif oyun oynuyor. Hücum hatları iyi. Ben Malmö maçını çok zor görüyorum. Yani bir puan mı, 0 puan mı? Vallahi ikisinden biri de yani sıfırda biri de olabilir. Bir şey söylesen. Yani gönlümüzden bir geçiyor. 1 puan. Elfsborg evinde. O nerenin takımı? Elfsborg de çok değişik bir nerenin takım. Takımı? Norveç'in yanılıyorsa. İsveç'in abi. Pardon. Bu arada gideceği tarihler de önemli iklim şartları açısından. Tabii. Ama Bu Elfsborg evinde şey abi. Oynayacağı için bu maçı da yener. Yener 3 puan. 3 puan yedi. RFS. Onu da yener. 3 puan. 3, 6, 9, 12, 15 puan dedi Oktay abi Galatasaray'a. Rasim abi senle devam edelim. Tottenham evinde. Şimdi bak. Tottenham'ı Galatasaray o maça çok motive olur. Tottenham iyi takım olmakla beraber öyle bir yani major Premier Lig'in takımlarından da değil. Yancıdır. Bir şekilde Tottenham'ı 1-0, 2-1 Galatasaray yener diye düşünüyorum. 3 Ajax hep 3. Tottenham'ı yener mi diyorsun? Yener diyorum. Yok içeride olduğu için. Ajax. Dondura da olsa gider. Hollanda deplasmanı pek deplasman gibi değildir. Oktay'a katılıyorum. Bizim yine orada 20 bin, 25 bin, 30 bin taraftarımız olur. Ama Ajax kombine olduğu için Ajax sokmuyor. Şimdi bu tip takımlar Aa, mesela aynısını almaya o ayrı. Ha. Onu yapabiliyor ama kara borsa da oradaki kişilerden yakın arkadaşlardan alıyorlar. Evet. Bizimkiler gene sızar hocam. Ona izin vermiyorlar. Mesela Frankfurt var şimdi şeyde. Orada da Frankfurt da çok agresif seyircisi olan çok tutucu bir takım. Evet. Ajax ve Frankfurt olduğu için bu seyirci avantajını sağlayamayabiliriz. Ama tamam, Ajax'ta ben bir beraberlik bekliyorum. Tamam bir. Evet devam. PAOK'u yeneceğimizi düşünüyorum. Buranın evet. atmosferiyle Yunanlılar falan. AZ Alkmaar'ı yenebileceğimizi düşünüyorum. Üç. Dinamo Kiev'i yeneriz.
3. Malmö'den beraberlik diyorum. 1. Elfsborg'u yeneriz, Riga'yı yeneriz. 3. Yenildiğimiz yok dedi Rasim aynen, abi. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. 20 puan. Can abi, Tottenham. Tottenham kazanır. 0. Ajax. Ajax'ı yener. 3. PAOK'a kaybeder içeride. 0. AZ'den bir puan alır. 1. Dinamo Kiev kazanır. 3. Malmö kaybeder. Dinamo kazanır. Yener. Galatasaray yener. Malmö'ye 0, evet. Malmö Galatasaray'ı yener. Malmö Galatasaray'ı yener. Son iki maçı da Galatasaray o noktaya geldiğinde alır diyorum. 3-3. Kaç puan verdin? 3, 6, 9, 12, 13 puan da Can abi verdi. Gerçek bir Fenerli olarak. Tottenham'a Galatasaray yenilir diyorum ben. Ajax'ı Galatasaray yener diyorum. Pau'u yener diyorum. AZ Alkmaar'ı yener diyorum. Dinamo Kiev'i yener diyorum. Malmö'yü yener diyorum. Elfsborg'u yener. Riga'yı yener. Yani 1, 2, 3, bunların üç, sağlamasını yapalım ama sonra. X8 banko. 21 puan alır abi. Tottenham'ı... Zaten şöyle söyleyeyim. Muhtemelen şu, 15-16 şeyi belirler. Aynen öyle. Puan limitini belirler. Ben size söyleyeyim. Sebebi şu. O Riga, Elfsborg falan onları bir geçin zaten. Dinamo Kiev'i ayakta kalacak gücü yok. Abi Malmö... Sıkıntılı maç bence Malmö. Galatasaray Malmö'yü geçer. Yener yani. AZ Alkmaar'ı da zaten hani şu ligde iddialı olmak istiyorsan da abicim PAO evinde yeneceksin. AZ Alkmaar'ı deplasmanında yeneceksin. Senin dişine göre tek takım orada Ajax deplasmanı. O içeride olsa zaten yenmen lazım ama Ajax da çok yumuşak son yıllarda. Tottenham'a zaten evet, yenilirsin abi. Abi Tottenham maçına mesela Rasim 3 puan yazdı. Tottenham'da 3 yazarsa ilk 4'e girer. Galatasaray kim? 36'da. Ha tabii girebilir. Tottenham'ı Tottenham galibiyetiyle başlarsa ilk 4'e girer ve son 16'ya kalır zaten. Fenerbahçe'yi getirelim ekrana. Malmö İsveç Ligi'nin en çok şampiyon takımı yani. Evet, Malmö evet. Göteborg'dan falan daha kariyerli bir takım. Fenerbahçe'yi getirelim ekrana. Evet. Oktay abi. Fenerbahçe. Vallahi Erik ten Hag yine harikalar. Şey değil mi? Fener'in grubu daha sonra Galatasaray ballı. Manchester United'dan başlıyoruz. Evet abi. Erik ten Hag yine harikalarla başlattı. Kadıköy'de. Brighton mağlubiyetiyle başladı. Evet. Brighton'da. Ferdi'nin takımına geçen hafta. 2-1 değil mi hocam? 2-1 yenildi. Brighton ne yaptı biliyor musun? Böyle sütlas etti. Yani inanılmaz bir oyun oynadı Brighton. Hocam. Brighton takımını çok beğeniyorum ama Manchester United'da bir o kadar değişik kötü. Bir offside'dan verilmeyen gole takıldı. Evlere şenlendi. Enteresan. Bak, kalitesiz ayakları yok ama bir şey yapamıyor. Nasıl bir gol oldu biliyor musun? Şimdi sağdan orta kesildi kesme. Arka direkte o Arjantinli genç oyuncu neydi Samet? Garnacho. Garnacho. Garnacho kendi oyuncusu orta sahada yerde. Kenarda direkt dibine son vuracakken gitti. Çizgiyi geçmeden kendi oyuncusunun üstüne vurup tam çizgi üstünde ayağına çarptı girdi. Abi bu arada Lyon son dakika açıklama yaptı. Zaha'yı kiraladı Olympique Lyon. Diyordun mu biraz önce? 3 milyon euro yanlış bilmiyorsam kiralama bedeli, maaşını da Galatasaray ödeyecek. Çok kötü. Evet. Mecburdu. Kurtulmak mecburdu. İçin mecbur. Yani mecburdu. Çok kötü. Biz de hep zarar ediyoruz o işlerden. Çok yani kötü. Manchester United'ı, Fenerbahçe... Gider Kadı... Lyon'da da oynar bu herif. Göreceksin. Kadıköy'de, Fener'e golü olur mu? Kadıköy'de yener. Fener'e golü olur mu? Sana bir süre bir tırlamaz bile şu an bence Fener'i. Ya, Fenerbahçe yok. Yener United'ı 3 puan. Yener. Slavia Prag. Ben olur. Slavia Prag takımını Lille karşısında izledim. Timoşevic'in takımı. Evet. Muhteşem bir takım. Hocam zaten bak, bu evet, ülkenin takımları, Çek takımları falan çekti mi Slavia Prag? Bir 10 numara var. Zaferi diye bir oyuncu. Söylüyorum size. Zaferi ismi. Çek takımını bak, küçümsemeyin diyorsun. Slavia Prag takımında Zaferi diye bir oyuncu var. Küçümsemeyin diyorsun. Şu anda kaya gibi herkes Rafa'yı kıskanıyor ya. Ondan iyi. Değil. Rafa'ya eş değer bir oyuncu ve genç. Git Zaferi'yi al. Çok iyi. Bak Zaferi diye bir oyuncu. Muhteşem bir oyuncu. Fener yenildi Rafa mi abi? Rafa tarzı. Slavia Prag Fener yenemez. İmkansız. Beraberlik bir şey mi? Beraberlik. Bir puan alırsa çok büyük. Bak Manchester United yener diyorum. Evet. Slavia Prag'ı yenemez. Slavia Prag'ı yenemez 1 puan. 1 puan verir. Lyon evinde. Lyon çok büyük düşüşte. Geçen sene küme düşmeden kurtuldu. İnanılmaz kötü gidiyordu. Bu sene de kötü başladılar mağlubiyetle. Evet. Ve Lyon takımını evinde yener Fenerbahçe. Lyon takımını yener Fenerbahçe.
Lyon takımını yener 3 puan. AZ Alkmaar deplasmanı. AZ Alkmaar yani dediğim gibi o da aynı şekilde Galatasaray'a karşı da oynayacak. Oradan da zaten şey yapar. AZ Alkmaar'ı yani deplasman olduğu için belki yani 1 puan diyorum. Deplasman olduğu için 1 puan. Union Saint-Gilloise. Çok evinde. Çıkışta Belçika takımı. Geçen sene farklı yendi Fenerbahçe orada. Evet, çok rahat yendi. Çok rahat yendi. İçeride ama, yenildi ama efendim? Geçen sene içeride 1-0 yenilmişti. İşte çok ters bir takım. Evet. Yani bu maçta da eğer evinde o Lyon'a ve Manchester United'a dediğim tarzda oyunu oynayıp galip gelirse evinde Union'u da yener. Union'u yener dedi. 3 puan. Midtjylland. Midtjylland'dan biliyorsun rövanşı var. Evet, geçen sene. Geçen sene altılık. Yok, o Norçeland. Norçeland doğru, pardon. Midtjylland. Çok yakın isimler. Çok evet, öyle karıştırdım. Norveç ya. Yani deplasmanda daha iyi olacağını düşünüyorum o dönemde. Yaklaşık Kasım ayı falan olacak o dönemde. Midtjylland geçen sene Danimarka şampiyonu. Evet. Evet ama geçen sene de oynadılar zaten. Kopenhag'ın üstüne çıkan takım bu. Kopenhag ikinci bitirdi. Çok kaliteli bir takım. Ve ya bunlar azıcık ben buradan bir puan alır diyorum. Azıcık bütçelerle bir puan alır sevgili diyorum. Sevgili Oktay, azıcık bütçelerle mükemmel tabii takımlar kurarlar. Atletik Bilbao. Heh, işte benim favori takımım Atletik Bilbao. Evet. Atletik Bilbao geçen sene de çok iyiydi. Bu sene de çok iyi. Costa'yı verdiler mi Samet? Costa duruyor değil mi Atletik Bilbao'da? İspanya milli takım kalecisi. Öyle bir haber var mı? Valla gitmedi galiba gitmedi değil mi? Galiba, yok, gitmedi. Costa gibi muhteşem bir kaleciye sahipti. İlaki Williams var. Williams var, iki Williams var. Bir tanesi gidiyordu, ne oldu? O gitti abi. Gitti galiba. O Barcelona'da. Ben Atletik Bilbao maçı çok zor geçer. Kaleci de gitmiş, Simon da gitmiş abi. Gitmiş mi? Simon var, ifade yok. Simon var abi. Şeyin, Costa gitti de Simon var. Costa Simon gitti ya mi? Hayır, Simon şeydi mi kalesi? İspanya milli takım kalesi? İspanya mı? Bak ismini karıştırıyorum. Simon. Muhteşem bir kaleciye sahip. Biraz önce Alanya'nın oynamak istediği oyun tarzı diyorum ya. İşte al Simon oynasın. Muhteşem. Evet. Ben Atletik Bilbao maçına eğer Fener kendi sahasında oynamasa, deplasmanda oynasa banko Atletik Bilbao derim. Ama kendi evinde oynayacağı için yenilme ihtimali yüksek yine diyorum. Ama 1 puan yazıyorum. 1 puan. Twente deplasman. Twente deplasman. Twente de AZ Alkmaar tarzı bir takım. Onlar da fena takım değil ama eğer AZ daha iyi hocam, AZ daha hem kulüp olarak evet, hem takım geçen sene yani, çok rahat elemişti Fenerbahçe. Twente'yi de orada yener diye düşünüyorum ben Fenerbahçe. 3 puan. Ne verdi Oktay abi? 3, 1 daha 4, 7 şöyle yapalım. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16 puan verdi. İşte şunu şey Galatasaray'ın üstüne çıkardı bizi. 15'ti değil mi? Oktay abi. Evet, Galatasaray 15 puan vermişti. Can abi sendeyiz. Ama şu anda Fenerbahçe'nin rakip analizini baktığında orada bir Tottenham var. Tottenham eğer Fenerbahçe'de olsaydı kötüydü. Manchester United avantaj diye bakıyorum. Tabii. Tabii. Ve abi, buradaki mesela en baba takım, burada Fenerbahçe'yi zorlayacak en baba takım Slavia Prag. Atletik Bilbao. Atletik Bilbao'yla Slavia Prag zorlar. Sence Can abi? Manchester United'ı bir kazanır. Bir dakika, senden hemen önce arkadaşlar yayınımıza bir like atıp bir de abone olursanız çok mutlu oluruz. Çok az kaldı. Anlık 4000 kişiyiz. 2000 kişi şu anda abone olabilir. Sadece 80 kişi kaldı 172 bin aboneye. Haydi abone olun. Bir de like atarak yayınımıza destek olun güzel arkadaşlarım. Can abi sendeyiz. Fenerbahçe kazanır Manchester'a karşı. 3 puan. Slavia Prag'dan 1 puan. 1 puan. Lyon'dan 1 puan. 1 puan. AZ Alkmaar kazanır. Evet. Yani Fener kazanır. 3 puan. Union Fenerbahçe kazanır. 3 puan. Midland'la berabere kalır. Berabere kalır. 1 puan. Atletico'la berabere kalır. 1 puan. Twente'yi yener. Twente'yi yener. 3 puan. 3, 6. Zor olacak galiba. Sorasana. 3, 6, 9, 12. 13, 14, 15, 16 da Can abi veriyor Fenerbahçe'ye. Rasim abi sendeyiz. Manchester United'ı Fener'in yenebileceğini düşünmüyorum. 0. Manchester maçlarını yener. İzledin mi Manchester'ın son maçı? Abi. Ya çok iyi oyuncular var ama Oktay abi. Nedir anlamıyorum bu hocayı da tutuyor. Doğru, bak, bu hocayı tutuyor. Dünyanın en kredisi bol olan hocası Erik Den Hag'tır. Katılıyorum. Bak, ne yapıyor acaba? Hoca Mourinho'ya bu kadar dayanmadı. Manchester United. Yediler Mourinho. Yediler hemen anında. Sebebi yediler. Sebebi ne sence? Ve David Moyes geldi. Alex Ferguson'un
Talebesi ya damadı. Damadı yaveri diyeyim. Tabii Alex Ferguson onu işaret etti. O yani. Aynen. Getirdiler. Sultanlık. David Moyes dayanmadı ki Alex Ferguson işaret arkasında etmiş. Arkasında öyle bir şey var. Alex Ferguson işaret etti. Sebebini de açıklamayı son. Niye Den Haag'a dayanıyorlar bu kadar? Bilmiyoruz işte. Kimse bilmiyor abi. Kimse bilmiyor. Şu anda Erik Den Haag'a ama bu kadar terör ediyorlar. Manchester United bireysel yeter. Bişar'cığım bir takımın iyi olması için. Aa ben Bişar mı? Ay şey. Bişar olmakla gurur duyuyorum. Rasim'cığım bir takımın Allah iyi olması için birincisi teknik direktör. Örnek Van Bronckhorst. Şov yapıyor. Tamam abi mı? Manchester. O yüzden aynen. İster Manchester ol. İster Atletico Bilbao ol. Ne olursan ol. Slavia Prag aynı noktaya katılıyorum. Sıfır. Lyon. Ya Lyon bu sene kötü. Berabere biter o ben maç. Ben Slavia Prag genel dedim ama. Genel diyorum ben de. Adi Altman. Abi deplasman. Adi Altman dinamik top oynar. Sıfır. Dönde kalıyor. Objektif analiz hayır, yapıyorum ya. Yani. Deplasmanda oynamayı seviyorsun. Union Saint-Gilloise. Abi orada bu rakip şeyde mi Kadıköy'de? Beraberlik olur. Geçen sene yenildi Fener. Yenildiğine göre ama beraberlik diyorum. Ama sanki iddiası olmadığından tamam, dolayı. Bir. Aa Danimarka şampiyonu yener. Sıfır. Yener sıfır. Atletik Bilbao. Atletik Bilbao da güçlü takım. Fener orada çıkamaz sıfır. Twente. Kendi evinde ama. Ta kendi evinde ama sıfır. Yani Twente'de Hollanda'da bırakmaz. Nereye gülüyorsun? Sıfır. Gülüyor sana. Bak sana gene bir şey yapıyorlar. Fener toplam 2 puan alır ya. Ne gülüyor kardeşim? Ben objektif tahmin yapıyorum. Bak bir de 2 puan alır da var ya. Objektif analiz yapıyorum. Kimle karışır ya? Fener bak 2 puan alır diyorum. Düşünce sizi o kadar hakkım yok mu? İfade özgürlüğü. Var. Bir şey gördüm ama ne bir şey var. İki puana giriyorum. İki puana. Benim 2 puana. Abi şey 32 sene önce 2 puanlı sistem vardı. Onu mu? Ya bir şey söyleyeceğim. 1 ile 3 alınıyor. Abi emin misin? 1-1-2. 31. falan olabilir Fener. 31-32. 2 puana da diyorum. Şu an ne düşürdün bizi? Köy Fener'e düşme var mı? Yok. Yok daha yok. Dur ben söyleyeyim. Manchester United maçı 0. Slavia Prag. Sıfır. Aa bu da benden beter. Yo ciddiyim. Çok iyi. Çok ciddiyim ben abi. Ben ciddiyim. Lyon 3. Manchester United'de ne dedin sen? Sıfır. Sıfır diyor da benim gibi. Adi Altman 3. Sen alır diyorsun maçı. Union Saint-Gilloise 3. Midland. Çok iyi. 1. Atletico Bilbao 0. Twente 3. 3, 6, 15. 9, 12, 13. Fener 13 puan alır dedim. Bilmiyorum yani şahsi... Yok tabii ki canım. Şahsi kanaatim. Bunlara bakalım sonra ama ha. Unutturma. Tabii canım muhakkak tuttuysa. Burada şey 15-16'lar 8-9'u belirler. Aynen. Yani evet. 15-16 kötü şeyler değil. Tabii canım. Yani 9'da 24'ü yapacaksa... Abi bak bir şey söyleyeyim. Atletik Bilbao kupanın favorisi. Tabii. Bak bugün söylüyorum. Ya final oynar ya yarı final oynar. Hayır, United. Samet'ler niye gülüyor orada yani? Bir şey yapıyorlar orada ben söyleyeyim sana. Samet. Ben yani. Tottenham'ı da koyuyorum oraya. Tottenham da kupanın favorilerinden. Tottenham iyi takım. Devam edelim şeye. Beşiktaş'a. Ve Slavia Prag çok değişik bir takım. Arkadaşlar. En şanslısı Beşiktaş. 4000'i geçtik. Lütfen abone olun ve like atın. Abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Haydi bu gece 172.000 abone olmak istiyoruz. Verdik Beşiktaş'ı. Oktay abi seninle başladık. Büyük Beşiktaş'ımız. Neler yapar Frankfurt karşısında? Deplasmanda oynasa zor derdim ama Frankfurt'u içeride burada şu form grafiğiyle 15 gün sonra değil mi maç? Evet gün sonra yeneriz yani. Bak ligin Avrupa Ligi'nin en keyifli maçı olacak. Yeneriz. Allah. İki tane çok üst seviye futbol oynayan takım. Beşiktaş nerede Oktay abi? 3. Ajax. Ajax maçı tabii Ajax futbol kültürü diyoruz da kötü durumda ama. Şimdi hoca faktörü de var Hollandalı hoca. Hollandalı hoca ve Ajax yener. Cin gibi yener biliyordur onları. Yener. 3. Maccabi Tel Aviv. Maccabi yener. İçinden geçer. 3. Lyon. İçinden geçsinler. İstanbul'da oynuyor Allah'tan. Birazcık daha Lyon'un maçı daha toparlanacağını düşünerekten 1 puan diyorum deplasmanda. Malmö. Onlar da seviyoruz. Malmö çok çok iyi takım yani beğeniyorum. Malmö'yü 2 maçını izledim. Ama yener. Malmö 3. Bodo Glimt. Bodo Glimt için de izlemedim. Çok iyi diyorlar Bodo Glimt evet. takımı için. Bayağı evet. iyi diyorlar. Deplasmanda olması gereğiyle 1 puan diyorum.
1 puan. Atletik Bilbao. Atletik Bilbao zaten Beşiktaş yenerse kupayı alır. Çok iyi takım. Ben Atletik Bilbao'yu çok beğeniyorum. Ama 1 puan diyorum. 1 puan. Twente. Yener Beşiktaş. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18 puan Oktay Deridoğlu'ndan Beşiktaş'a. Can abi. Frankfurt Beşiktaş. 0. Ajax. Ajax'ı yener. 3. Maccabi Tel Aviv. Maccabi Beşiktaş yener. 3. Lyon'la kaybeder. Lyon'la kaybeder 0. Malmö. Malmö yener 3. Evet. Bodo'dan 1 puan alır. 1. Atletico'ya yenilir 0. Twente. Twente'ye galip gelir. Galip gelir 3. 3, 6, 9, 12, 13 puanı sen verdin. Rasim abi sendeyiz Frankfurt. Frankfurt beraberlik olur. 1. Ajax beraberlik. Maccabi 3. Evet. Lyon beraberlik. Evet. Malmö beraberlik. Evet. Bodo beraberlik. Evet. Atletik beraberlik. Oha. Twente. Yemin ediyorum eskilerden Twente spor topu gibi kaldı ya. Bravo Rasim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 puan. Çıkamadı Beşiktaş'a. Ben söyleyeyim. Frankfurt 0. Ajax 3. Maccabi Tel Aviv. Deplasmanda Ajax'ı yener diyorsun. Beşiktaş tokatlar. Fark atar. Allah Allah. Maccabi Tel Aviv 3. Ajax'ta bir şey yok. Olympic Lyon. Futbol kültürü var. Hocası kim biliyorsunuz. Malmö 3. Bodo Glimt 3. Atletik Bilbao 0. Twente 3. 3, 6, 9, 12, 15, 16 puanla ben Beşiktaş'ın alacağını düşünüyorum. Günün sonunda... Tola ne yaptı toplam? Duymadım, laf edersin. Beşiktaş 16 puan dedim abi. Sen de. Evet, ya bir kere bir şey söyleyeyim. 36 takımda... Ya ben bileceğim. 36 takımlı lig oluyor. Tabii. Ve biz 3 takımı da... Ben bu reformu çok destekliyorum. Ben şöyle düşünüyorum. 2 takımımız ilk 8'e girecek. Ben Galatasaray'ın ilk 8'e gireceğini düşünüyorum. 2 takımımız ilk 8'e girecek. Bir takımımız... 9-24 oynayacak. Ben Galatasaray'ın ilk 8'e gireceğini düşünüyorum. Fener Beşiktaş'ın da ilk 24. Yani son 16 oynayacaklarını düşünüyorum. Ben de Beşiktaş'ın ilk 8'e gireceğini düşünüyorum. Galatasaray'la Fener'de iyi olur abi inşallah. Form grafikleri, evet. Oynadıkları belirleyecek. Galatasaray'ın maçları Fener'e göre daha kolay bence. Reytingi düşürecek diyebilirsiniz ama ya Başakşehir'e olması daha sıkıntı değil mi hocam aslında? Başakşehir'i kip böyle değil ama Başakşehir'inki 6 maç oynayacak. Köy Fransa. Ama Başakşehir'e de bol şanslar. Ama yine orada da şey yok. Deplasmanlı model yok. Baktım. Tanınmış bir takım var mı? Şimdi o da gelecek galiba. Gelecek yok, mi Başakşehir? Yok. Hain Başakşehir halkından özür dile. Ver. Seni yanlış dedim. Ver. Başakşehir yazık. Ver. Hayda. Bunlar ne be? Kopenhag deplasmanı. Tamam Kopenhag var. Kopenhag geçen sene şampiyonlar. Geçen seneki o hayret ya. Bu yıl konferansta. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde anamızı ağlatan Kopenhag bu sene köy Fransa'da sürünüyor. Geçen sene ama işte şampiyon olamadı. Mehmet Topal'ın takımı ile eşleşti abi. Hangisiydi? Haydi Haydi kim? Petra Kulüp. Haydi Haydi. Başakşehir bu gruptan çıkar. Haydi Haydi bak bana anlatın. Haydi Haydi şey Almanya. Almanya'nın köy takımı. Haydi Haydi şey ya birinci lige çıktı. Bundesliga'da. Bundesliga'ya çıktı geçen sene. Köy Fransa nasıl gidiyor? Kupadan gitti herhalde. Kupadan gitti. Neden? Kupada finalist mi oldu? Kupa finalisti Bayer Leverkusen Aydem oynamadı ya. Başka bir şeyden gitmiş. Şeyle oynadı. Hertha Berlin mi oynadı galiba? Vallahi bilmiyorum. Aydem nasıl gitti? Yok. Şeyle oynadı. Bundesliga iki takımıydı mı? Nasıl gider Başakşehir? Köy takımları gidiyor ya. Hayır öyle değil. Herhalde yarım yere çıktı. Aydem abi geçen sene galiba 6. falan oldu. Ama Bundesliga bir yere gitti geçen Aydem abi. Mesika 1'deydi ya. Ne demiş geçersin? 8. Circle Bruges. Circle Bruges bildiğin Bruges mü? Belçika takımı değil mi? O kulüp Bruges. Kerle Bruges. O kulüp Bruges. Bu yancı Bruges. Bu evet yancı Bruges. Yani burada mesela benim izleyip de en beğendiğim takım Rapid. SK Rapid dediğin hangi Rapid? Avusturya değil mi? Rapid Viyana değil. Rapid farklı. Ne? Farklı değil mi? Rapid Buharest mi? Hangi Rapid bu? Hangi Rapid mi? Bilmiyorum Rapid abi. Bu. Çok da hani... Ya, Rapid ya yeşil beyaz. Bu. Rapid Viyana yeşil beyaz da. Rapid Viyana değil galiba. Yanlış mı hatırlıyoruz ya aslında? Aaa! Lütfen Başakşehir rakiplerine konuşun. Ben Almanya Heidenheim'de yaşıyorum. Başakşehir bize rakip çıktı. Köyümüz şenlendi. Vallahi yazmış. Allah belanı versin bak. Ne güzel. Köyümüz şenlendi. Tamam, hakikaten kusura bakmayın da bu ligin adı köy Ferhat. Boşa demiyoruz. Abi bak koskoca hukukçu bir çocuk. SK Rapid ama nerenin Rapid'i bilmiyorum. Diyor. Ya abi. Samet Süfle ver. Selçilere takımı oğlum. Hangi köyün takımı? Slovenya.
Petrogrup. Romanya şeyin işte Mehmet Topal hocası. Topal. Arkadaşlar Riera'da nerede hoca? Rapid'de. Circle Brugge'de Riera hocaymış. Arkadaşlar Çelye'deymiş. Artık orası. Ya konferans. Dur. SK Rapid olamaz abi. Rapid Viyana olamaz. Bir dakika. Şeyi eledi, Trabzon'u eleyip sonra düştü o zaman Rapid Viyana. Aynen öyle. Arkadaşlar. Rapid Viyana o. Nasıl düşecek ya? Hayır. Trabzon'u eledikten sonra. Doğru. Bırakın. Başakşehir tamam. Başakşehir buradan çıkar. İnşallah. Başarılar diliyoruz.